Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sefer size anlatımlı Hindistan'ın kültürü hakkında bir video çekmek istedim. Videonun fikri de sizin sayenizde buldum. Son zamanlarda Instagram üzerinden bana attığınız iki tane mesaj var. Birincisi Hindistan'da yapılmış kurbağaların düğünü. İkincisi Hindistan'ın kardeşlik bayramı diye bir Raksha Bandhan bayramı var. Bunlarla alakalı bir video çekmek istedim. Şu an Feroz'un dükkandayım. Onun küçük bir dükkan var. Buradan daha önce videolar çekmiştik. Oradayız. Dostlar, öncelikle kurbağaların düğünüyle ilgili bir tane açıklama yapmak istiyorum. Hindistan'ın kuzeyinde yapılmış yani bir düğün. Bizim burada yapılmıyor o tarzı şeyler. Yani ben de bunlar gördüğüm zaman şok oluyorum. Acayip buluyorum. Allah Allah diyorum. Yani sizin gibi biz de bunu şaşkınlıkla görüyoruz. Hatta bizim haberlerde bile yayınlıyorlar. Böyle acayip acayip anlatıyorlar. Aynı zamanda gazetelerde falan anlatıyorlar benim yaşadığım bu ülkelerde. Bu Kuzey Hindistan'da Uttar Pradesh eyaletinde yapılmış bir tören arkadaşlar. Bundan önce yani bu Türkiye'de bayağı meşhur olmamış. O taraftaki birkaç tane insanlar ne yapmış? O taraftan kazanmış. Bir tane bakkanı getirmiş. Ondan sonra onun üzerinde çamur sürmüş. Bu çamur sürmek de yağmur getiriyor diye düşünüyorlar. Şimdi Kuzey Hindistan'da bu aylar yaz olduğu için bayağı sıcak oluyor. Kuraklık, kıtlık falan oluyor o taraflarda. O yüzden insanlar yağmur yağsın diye farklı farklı aktiviteler yapıyor. Örnek veriyorum, Müslüman olursa ne yapıyoruz? Yağmur duası yapıyoruz ya da yağmur için namaz kılıyoruz. Bu tarz ibadetler yapıyoruz. Hindular da bu şekilde kurbağaları evlendirip onların inançlara göre bazıları şöyle inanıyor. Kurbağaların sesi var ya, işte o ses yağmur getirir diye düşünenler var. İkincisi olarak bu kurbağalar yani ağladığı zaman tanrı Indra var. Indra tanrısı yağmur tanrısı olarak biliniyor Hinduizm'de. Indra tanrısını mutlu etmek için ya da bunlar ağladığı zaman Indra tanrı kıyamaz, ondan sonra yağmur gönderir diye bir tane inanç var. O yüzden bunlar ne yapıyor? Yani iki kurbağalar dişi ve erkek getiriyorlar, ondan sonra evlendiriyor. Bu şekilde yağmur yağacağına inanıyorlar, yağmur bekliyorlar. Bu şekilde bir inançlar var. Bu biraz önce anladığım gibi çamur sürerek de yapıyorlar. Birkaç tane yöntemler var bunun için. Her dininde de vardır yani. Müslümanlar için ayrı bir ibadet şekli vardır. Hristiyanlar için de başka bir şey vardır. Yani böyle normal insanların dinine göre farklı farklı metodlar, doğal afetler için, sonra böyle kıtlık için, böyle susuzluk için farklı farklı metodlar her dininde olduğu gibi Hinduizm'de de var. Onlar yağmur tanrısını mutlu etmeye çalışıyorlar. Bir de bunun için özel bir ayı seçmemiz lazım. Genelde bu aktiviteler Ağustos ayında yapılıyorlar. Ağustos genelde çok sıcak olduğu bir dönem olduğu için yani genelde bu aylarda yapıyor bu ibadetleri ya da bu törenler. Bayağı görkemli bir şekilde yapıyorlar. Normalde siz resimde gördüğünüz gibi iki tane kurbağaları getiriyorlar. Ondan sonra çiçek miçek falan takıyorlar. Daha sonra onların alnından filan zerdeçal sürüyorlar. Farklı farklı baharatlar sürüyorlar. Daha sonra yemek falan dağıtıyorlar bu düğünlerde. Normal bir insanlar nasıl düğün yapıyorsa aynı şekilde yapıyorlar. Gerçek bir düğün gibi Hinduizm'e göre yapıyorlar. Onun için özel özel dualar yapıyorlar. Uzun 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 dualar okuyorlar. Bazılar oruç tutuyorlar. Bu şekilde de olaylar var. Yani yağmur yağsın diye oruç tutanlar da oluyor. Şimdi Hinduizm'de oruç dediği zaman Müslümanların oruçlu gibi değil. Bu arada bunu da anlatmak istedim. Bazılar diyor yani Hindistan'da eşler onların kocası için oruç tutuyormuş diye bir genellik var. Bayağı duygusal olarak anlatıyor bana. Yani bu Müslümanların oruç gibi değil dostlar. Hinduizm'de oruç dediği zaman 40 gün falan sürüyor ya da 50 gün mü o şekilde sürüyor bu oruçlar. Ondan sonra bu oruçlar Müslümanların o tuttuğu bildiğiniz oruçlar gibi değil. Onlar sadece vejetaryen yemekler daha çok tüketirler bu aylarda. Sadece onu yapıp dua ederler ya da o şekilde yaşarlar bu 40 gün. Normalde onlar tavuk falan yiyorlar. Mesela hayvansal yağlar falan tüketenler var. Onlar ne yapıyor bu aylarda? Hiç hayvansal yağlar, ondan sonra tavuk, yumurta, bu tarz şeyler hiç yemiyorlar. Ondan sonra bu şekilde oruç tutuyorlar. Yani Hinduizm'deki oruçlar bu şekilde oluyor. Bunu da açıklamak istediğim bu videoda. Türkiye'de oruç dediği zaman Müslümanların orucu var. Başka orucu yok. İşte Hindistan'da öyle değil. Müslümanların ayrı orucu var. Hristiyanların ayrı orucu var. Müslümanlar için, Hinduizm için. Ondan sonra burada Sihizm, Jainizm, bu tarz dinler için farklı farklı oruç tutma metotlar var, yöntemler var. Bunlar da bu videoda
anlatmak istediğim, umarım anlamışsınızdır. Bu video biraz konuşmalı bir video oldu. Umarım hoşunuza gider çünkü çok fazla konuştuğum zaman yani normal olarak sıkıcı olur. Ama Hindistan ile alakalı merak edenler için yani bir güzel bilgi dolu bir video olmuştur diye düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bu arada. Like atmayı da unutmayın çünkü like atarsanız bu video daha çok insanlara ulaşır ve benim videom çok güzel izlenme alır dostlar. O yüzden lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi Rakı Bayramı var. Rakı Bayramı dediği zaman arkadaşlar Rakı bir sarı kırmızı gibi renkten oluşan bir tarzı yani ip diyelim. İşte bu ipten insanlar birlikte takıyorlar. Bunun bir amacı var. Yani bu amacı örnek veriyorum. Ben bir kızını çok seviyorum. Örnek veriyorum ama ondan sonra çok seviyorum. Yani böyle deli gibi seviyorum. Ama o kız beni hiç sevmiyor. Ondan sonra ben onun peşinden gidiyorum. Ondan sonra o otobüs durakta duruyorsa ben oraya gidiyorum. Okula gidiyorsa oraya gidiyorum. Hindistanların bu geleneksel televizyonda, filmlerde falan gördüğünüz o manyaklık var ya işte sevdiği kızın peşinden böyle gitmek. İşte o tarzı her şeyi yapıyoruz. Ondan sonra efendimize söyleyin. Bu kız hiçbir şekilde ikna olmuyor. Ondan sonra beni sevmiyor. Daha sonra o kız ne yapar biliyor musunuz? Bu Rakı Bayram geldiği zaman normalde bu Ağustos aylarda yani bu yağmur yani sıkıntısı olduğu bu zamanlarda olan bir tane bayram. İşte bu bayramda bunlar bir tane ip getirirler. Bu genelde sarı olur. Ondan sonra kırmızı olabilir, turuncu olabilir, siyah olabilir. Bu şekilde hepsinin bir karışımı da olabilir. İşte onlar getirip ondan sonra erkeklere der yani mesela bana der senin elini uzat derler. İşte ben elini uzattığım zaman onlar benim belimde bu ipler takarlar. Bu ip taktıktan sonra ne anlamına geliyor biliyor musunuz? Ben artık o kızının kardeşi gibiyim. Yani kardeşi oldum. İşte böyle bedava bir kardeş kazanmış olduk. İşte biz de böyle Müslüm Baba dinleyip öyle oturuyoruz. Yani Hindistan'ın Müslüm Babası. Onu dinleyip böyle ya da Ahmet Kaya da olabilir. Böyle oturuyoruz. Ondan sonra alıyoruz. Bu şekilde Hindistan'daki bu aşk olayı, bu bedava kardeş kazanma olayına Raksha Bandhan diyoruz. Raksha Bandhan derken Raksha demek güvenlik demek yani Sanskritçe'de. Benden demek yani bağlamak. Yani güven bağlıyoruz. Bu şekilde tercüme edebiliriz bunu. Bu Hindistan'ın kuzeyinde bayağı görkemli bir şekilde kutlayan bir şey. Yani çok insanlar bu aylarda sevgilisinden falan yani ayrılıyor. Yani bu sevgili hayatını son eriyor bu şekilde olaylar oluyor. Aynı zamanda örnek veriyorum bir kız var. İşte o kız gelip ben bu adamı benim kardeşim, benim abim ya da benim kardeşim gibi yapmak istiyorum derse o böyle takar. Ondan sonra ben onun kardeşi gibi davranmalıyım. Öyle bir olay var. Mesela hayatımızda da var ya mesela keşke bu benim abim olsaydı diye dediği yani insanlar vardı. İşte bu olayda yani genelde erkekler için takar. Kadınlara taktığını hiç duymadım. Yani varsa da benim bilgi dışımdaki bir olay. Eğer bilenler varsa yorumlarda yazabilir. Çünkü Hindistan hakkında benden daha iyi bilgi sahipsiniz. O yüzden bana bu tarz mesajlar gönderiyorsunuz. Yani dayı bu ne, bu ne diye mesaj gönderiyorsunuz. İşte merak ettiğiniz için belki bilenler olmuştur. Genelde kızlar erkeklere takar. Daha sonra bu niçin takıyoruz onu sorarsak yani böyle Hindu yani geleneklere, Hindu kitaplara falan baktığı zaman İndra diye bir tanrı var. Daha önce bahsettiğim o tanrı yağmur tanrısı. İşte o tanrının karısı vardı İndrani. İşte İndrani Sharvani Purnima diye bir tane yani uğurlu günü var. Sharvani Purnima dediği zaman bu Shiva var ya tanrı Shiva. Onu tapmak için özel olarak tasarladığı ya da özel olarak görüldüğü Hindular tarafından görüldüğü bir güzel ay. Onlar için güzel yani uğurlu bir ay olarak yani görüyorlar bu Sharvani Purnima ayını. Bu da genelde bu Ağustos aylarında denk geliyor. Savaşa giderken onun karısı İndrani diye bir tane kadın var. O İndrani'nin karısı. Bu karısı ne yapmış ki o savaşa giderken belikliğine bir tane ip takmış. Yani Rakı takmış. İşte o ipe Rakı diyoruz. İşte o Rakı takmış. Ondan sonra savaşa göndermiş. Savaşa gönderdikten sonra bu adam iblislere ya da kötülüklere falan savaşıp yani başarılı oldu. Bu başarılı olmanın sebebi bu birlikte taktığı bu ip olduğunu düşünüyorlar. İşte bu ip yani Sharvani Purnima gününde taktığı için yani böyle uğurlu olduğunu düşünüyorum. Bu Sharvani Purnima dediği zaman bu özel bir zaman ya da ay falan diyebiliriz. Normalde Ağustos ayında denk gelen bir ay. Bu Tanrı Shiva'nın Shiva değil, Shiva'nın
Tanrı Shiva'nın yani güzel bir ayı olarak ya da ona ibadet etmek için özel bir ayı olarak görüyorlar. Hindu dininde bayağı önemli bir gündür. Sharvani Purnima dediği bu ay. Sharvana Purnima, Sharvani değil dostlar, Sharvana, Sharvana Purnima. Ben kıyafet dükkanında oturduğum için yani kadın elbisesi satılan bir yer. Burada bir tane elbise var Sharvani diye. İşte benim aklıma Sharvani takıldı. Sharvani değil, Sharvana Purnima diyoruz. İşte bu Sharvana Purnima ayında özel olarak Tanrı Shiva için, Shiva ne ya? İşte Shiva için çok güzel dualar okunur ve onun için ibadetler yapılır. Böyle bir özel ay olduğu için bu Raki Festivali de yani bu kardeş yapma festivali de bu aylarda yapıyor. Şimdi Indra'nın belikliğine taktığı bu ipi, yani Indra'nı bu aylarda taktığı için insanlar da bu aylarda çok uğurlu olsun, böyle benim abim olsun diye yani bu aylarda takıyorlar. Bu çok yaygın olarak yapıldığı bir şey. Hani Hindistan'da bir sürü eyaletlerinde yapıyor. Ama benim yaşadığım eyaletlerinde yok. Yani biz Güney Hindistan'daki yani yaşam tarzı Kuzey Hindistan'daki yaşam tarzından farklı. Hem Hindu olsun yani Hindular olsa bile onların tanrısı, ondan sonra ibadet etme şekli. Mesela Kuzey Hindistan'da kutsal olduğu bazı şeyler Güney Hindistan'a geldiği zaman kutsal değil. Burada kutsal olduğu şey orada kutsal değil. Oradaki tanrılar burada pek fazla kabul görülmüyor. Buradaki tanrılar orada da pek kabul görülmüyor. Öyle. Yani Hinduizm arasında bayağı bir uçurumlar var yani. Biz bildiğimiz gibi değil yani. Türkiye'de anlatıldığı gibi değil. Türkiye'de anlattığı gibi mesela kurban düğünü oluyor. Yani bu Türkiye'de anlattığı gibi bütün Hindistanlar kurban düğünü görmüş gibi görüyorsunuz. Öyle bir şey değil yani. Hindistan'da kurban düğünü görmeyen bir sürü Hindular da var. Aynı zamanda bu beliklik yani takma olayı yani böyle ip takma olayı da. Hani bizim burada çok yaygın olarak yok. Şimdi Firoz'un müşterisi gelmiş. O yüzden umarım bu videoyu anlamışsınızdır. Bu şekilde bir açıklama getirmek istedim. Çünkü çok merak edenler oldu. Çok yani soranlar oldu. Instagram üzerinde bayağı soranlar oldu. İşte size bu şekilde bir açıklama getirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan özellikle takip edin. Ve sizin aklınıza takılan böyle güzel sorular varsa bana sorabilirsiniz. Ben size bu şekilde video çekip anlatacağım. Yakında inşallah güzel güzel gezi videolar geliyor. Yani birkaç videodan sonra inşallah size ben çok merak ettiğim bir yer var. İşte oraya götürüp sizi de gezdireceğim. Hem de beni de gezmiş olacağım. Benimle bir tane arkadaşım daha olacak büyük ihtimalle. Bazı işlemler var. Onun için başvuruyoruz. Hani inşallah sizin de hoşunuza giden bazı geziler olacak diye umuyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada günlük hikayelerimi ve böyle güncel haberler falan paylaşıyorum. Sizin hoşunuza giden çok şeyler orada paylaşıyorum. Orayı da takip ediverin lütfen. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.